Kıbrıs adasındaki susuzluk Karpaz eşeklerini de etkiliyor. Kıbrıs adasının kuzeydoğusunda ki adanın en sivri ucu olan Zafer Burnu'nun da bulunduğu Karpaz Yarımadası'nda 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana sürüler halinde yabanıl olarak yaşayan özgür Karpaz eşekleri adada süren su kıtlığı, çiftçi köylülerin ürünlerine zarar veriyor gerekçesiyle eşekleri zehirlemesi ve eşek avcıları gibi pek çok sebepten dolayı yok oluyor. Sayılarının 5000'den 2000'e düştüğü söyleniyor. Aç ve susuz kalan Karpaz eşekleri yol kenarlarında, lokanta çöplüklerinde, kedileriyle ve domuzlarıyla yaşayan Rahibe Destina, Rahip Dagi ve Papaz Zaharia'nın yaşadığı Apostolos Andreas Rum Ortodoks Manastırı'nın çevresinde yiyecek ve içecek arıyorlar. O doğa parçasının özelliklerini koruyarak, onun ölçeğini de dikkate alarak her halükarda gelişme söz konusudur. Çünkü 1974 sonrası artık makineleşen tarımda meşhur Kıbrıs eşeği diye bilinen bu uzun boylu hayvanlara ihtiyaç kalmamıştır. Bu hayvanlar kendilerine bir rezerv, bir doğa alanı seçmişler ve orada yaşamaktadırlar. Zaman zaman köylüler ekinlere zarar verirler diye şikayetçi olmaktadırlar. Benim başbakanlık dönemimde büyük bir çit yaparak bunları bir çitin içine alma ve ekinlerin ekinlere zarar vermesini önlemeye çalıştık. Ona kadar denedik. Sonuçta o da tam çalışmadı. Ha şimdi duyuyoruz ki gittikçe sayılarında azalma başladı ve bu çok yürekler acısı bir durumdur. Ve bunun susuzluktan da kaynaklandığı bildiğimize gelmektedir. Bu gösteriyor ki demek ki bazı yerlere özel havuzlar yaparak, oraya suyunu devamlı temiz tutarak bu hayvanların gidip orada su içmesini bilhassa elimizle sağlamamız gerekmektedir. Eğer durum bu ise bu bir insanlık ayıbıdır diye düşünüyorum.